Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. Efendim, adaletten, barıştan, özgürlükten, hak ve hakikatten yana söz söyleyen, aklı selim olanların ve her daim her probleme sağduyuyla yaklaşanların programı Söz Meydanı'ndan, Akit TV'den bu haftada hayırlı akşamlar. Evet, bir görünen bir görünmeyen dünya var. Görünen dünya sırçalı köşklerimizde oturduğumuz, çayımızı yudumladığımız, dünyaya toz pembe baktığımız bir mekan. Görünmeyen dünya ise şu anda Akit TV'nin Söz Meydanı'nın tam da durduğu yer. Evet, onlar bizim evlatlarımız. Onların da babaları var. Onların da anneleri var. Onların da bir zamanlar çok güzel hayalleri vardı. Ama bugün hayata tutundukları yerden tekrar ayağa kalkıyorlar ve gerçek yaşama, bizim aramıza gelmek için hazırlık yapıyorlar. Burası Pusula Ayık Derneği. Ayık Derneği. Evet, bakın. Bu kelime bize belki de çok uzak. Ayık. Ayığın manası ne? İşte bugün ayık kelimesini hep birlikte açacağız. Pusula Ayık Derneği'nin önündeyiz. Tam da görünmeyen dünyanın merkezindeyiz. Bugün çok önemli konumuz var. Bağımlılıkla mücadele. Bağımlılıkla mücadele için buradayız. Evlatlarımızı bu karanlık dünyaya teslim etmemek için Akit Medya grubu olarak buradayız. Ve kardeşlerimizin, evlatlarımızın yanındayız. Bugün bağımlılıkla mücadele için seferberliği başlatıyoruz. Daha önce de Akit Medya grubunda başlatmıştık, devam ettiriyoruz. Çok önemli konuklarımız var. Kim? Efendim, Fatih Budak, Pusula Ayık Yaşam Derneği Başkanı, aynı zamanda onun bir sürü danışanı var. O da bir zamanlar bu yoldan, bu cendereden geçen bir isim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Fatih Bey. Daha önce program yapmıştık sizinle. 5 sene önce. 5 sene önce. Aslında onunla bir kıvılcım yakmıştık. Evet. Ve şu anda burada o kıvılcımın, o tohumun aslında meyvelerini belki de topluyoruz. Görünüyor zaten. Evet. Hepsi arkamızdaki, arkamızdaki kardeşlerimizin, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın hepsi de bir zaman bağımlıydı. Ama artık o karanlığın içinden aydınlık bir dünyaya yelken açtılar. Ve bundan sonra efendim yazıyor orada, Pusula Ayık Yaşam Derneği'nden ışığa doğru yürüdüler. Bizim aramızdalar şu anda. Evet, ikinci ismimiz Emre Saka. O da yine Pusula Ayık Yaşam Derneği psikoloğu. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Mehmet abi, teşekkür ediyorum. Bugün çok farklı bir program olacak. Evet. Sizin de yaşam hikayenizi alacağız. Evet. Ve burada bir farkındalık yaratmaya hep birlikte çalışacağız. Umarım. Ve üçüncü ismimiz, o da bir zamanlar bağımlıydı. Ama o yoldan geçen bir isimdi. Şimdi yine yaşamın merkezinde. Artık o yoldakilerin ellerinden tek tek tutup gerçekten gerçek dünyaya, bakın gerçekten gerçek dünyaya taşıyor. Kim efendim? Şenol Kaya. O da yine Pusula Ayık Yaşam Derneği bağımlılık danışmanı ve psikoloğu aynı zamanda yine. Evet, siz de hoş geldiniz, sefalar. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Fragmanlarımızda ismini duydunuz efendim. Osmanlı Atalay İHH Mütevelli Heyeti üyesi, yönetim kurulu üyesi, araştırmacı, yazar. Bugün Skype'la bağlantı kurmaya çalışacağız. Ama bugün sahadayız. Belki teknik aksaklıklar olabilir. Affınıza sığınıyoruz. Evet. Fatih'le başlayalım. Fatih, biraz kendinden bahseder misin? Abi, benim hayat hikayem çok uzun aslında. Biraz böyle çok tutmayayım insanları da. Ben eski bir eroin bağımlısıyım. 17 yıl uyuşturucu kullandım. 13 yaşında uyuşturucuyla tanıştım. Şöyle bir durum var. Çok üzüldüğüm bir durum var. İşte uyuşturucu bağımlılarına bazı toplumsal ön yargılarla bakıyorlar. Ama çoğu akıl bali olmadan düşüyor. Yani mantıklı muhakeme etmeden uyuşturucu
kadınlarla muhatap tartışıyor. İşte gaspçı, şımarık, iradesiz. Yani bunlar beni çok üzüyor. 13 yaşındaki bir çocuk, ben de 13 yaşındaydım. Yani burada işte görünen ortalamaya baktığımızda 13, 14, 15, 16 yani ergenlik dönemine girmemiş. Aklı bali olmamış çocuklar üstüne düşüyor. 13 yaşında bir çocuk bir maddeyle tanışıyor. Bu madde eğer bütün hayatını kaybettireceğini bilseydi tanışır mıydı abi? Tanışmaz. Yani insanlar burayı yakalayamıyor. Şimdi ben de 13 yaşında tanıştım uyuşturucuyla. Tanıştığımda ben de işte akli bali dönemlerim değildi. Evde çok mutlu bir çocuk değildim. Normalde işte mutlu olmayan çocuklar artık dışarıda mutluluğu ararlar. Zaten Muhammed abi, insanın gayesi bütün çalışmaları, bütün inançları huzurlu ve mutlu olmak için değil mi? Evet. Bütün mücadele bu değil mi? Şimdi çocuk evde onu hissetmiyorsa dışarıda çokça kancalar var. O kancalardan birine takılıyor. Bu deizm oluyor. Ateizm oluyor. Ne bileyim işte, siz daha iyi biliyorsunuz işte bu cinsiyetsizleştirme. Evet, evet. Sizin de takip ettiğiniz evet. Bir konu. Sadece uyuşturucu değil yani. Biz de o yaşlarda tanıştık. Evet. Esrar'la tanıştık. Fatih'im bir virgül koyalım evet, burada. Abi. İstersen hemen Emre'ye de geçelim. Olur. Emre'den de kısa alalım. Senin kesitini de şöyle girişinden alalım. Ama daha sonrası derinlemesine gireceğiz. Ve buradan karanlıktan ışığa arkadaşlarımız çıkacak ve onlar da kendi hayat hikayelerini anlatacak. Niye anlatacaklar? Çünkü başka evlatlarımız da bu karanlığa teslim etmeyelim diye anlatacaklar. Sen anlatır mısın biraz? Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu duyarlılığınız için. Ben psikolog Emre Saka. Neden psikolog oldum? Bundan bahsetmek istiyorum. Ben de Fatih Hocam gibi 15 yaşında Esra ile uyuşturucuya başladım. 15 yaşında? Evet. Eroine kadar birçok uyuşturucu yıllarca. Ondan sonra o bağımlılığın insana yaşattığı ızdırabı bizzat kendim yaşadığım için eğer kurtulursam kendimi bu yola adayacağımı and içmiştim. Öyle de oldu çok şükür. Fatih Hocam sağ olsun. Çok destek oldu bana. Fatih Hocam'la internetten tanıştım ve telefondan devamlı bana bir destek olarak neler yapıp neler yapmamam gerektiği konusunda beni bilgilendirdi. Uzaktan çok büyük desteği oldu. Onun haricinde aileme çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir destek sağladılar bana ve beni o bataklıktan çıkmama yardımcı oldular. Oradan çıkıp ben de kendim bu yola adadım. Psikoloji okuyup psikolog oldum ve bağımlı kardeşlerime yardım etmek için hizmet ediyorum. Evet. Şenol'a geçelim, Şenol Kaya'ya geçelim. Siz de psikologsunuz bu anlamda. Sizin hayat hikayeniz nasıldı? Yine derinlemesine dediğim gibi gireceğiz, anlatacağız ama şöyle ufak bir giriş isterim lütfen. Kısaca kendimi tanıtayım. Buyurun. 40 yaşındayım, adım Şenol, soyadım Kaya. Yani benim bağımlı hikayem de birçok bağımlı kardeşlerimizinkiyle aynı hemen hemen. Yani 16-17 yaşlarında ben de Esrar'la tanıştım. Ve geldiğim noktada bağımlı olduğumu çok sonradan fark ettim. Pusulayık Yaşam Derneği ile tanışmadan önce birçok tedavi ve birçok yol ve yöntem denedim. Fakat hiçbirinde başarılı olamadım. Yani bunu kabullenmek zor. Yani bağımlılığı toplum kabul etmediği gibi bir bağımlı bireyin de kabullenmesi gerçekten zor. Bağımlılığı kabullendikten sonra tedaviyi kabullenmesi de gerçekten zor. Ama elhamdülillah 3 yılım dolu dolu bitti. 4. yıla doğru adım atıyorum. Pusulayık Yaşam Derneği'nde. Şimdi benden sonra gelen kardeşlerimize umut ışığı olmaya çalışıyoruz. Bizim de bir umut ışığımız var. Fatih Hocamız. Allah ondan razı olsun. Eksik olmasın. Yani önce Allah'ın izniyle sonra Allah'ın vesile kıldığı insanlarla bu iş olabiliyor, başarılabiliyor. Dışarıda benim güzel bir hayatım vardı aslında. Yani uzun yıllar ticaret yaptım ben. Yani maddi imkanlarım da mevcuttu fakat uyuşturucu bataklığına düşünce yani bu biraz şey ama her şeyimi kaybettim. Yani her şeyini kaybeden bir insan olarak burada oturuyorum ama maddesel olarak böyle diyelim. Fakat manevi olarak elhamdülillah her şeyimi kazandığımı düşünüyorum. İnşallah ilerleyen dakikalarda sorularımıza cevap vereceğim. Evet, çok teşekkür ediyorum Şenol. Gerçekten seni dinlerken bu yaşamı anlayamayan insanların ve o insanlara başka bir çerçeve açtığını ben şu anda hissediyorum. Yani çünkü biraz önce girişte şunu söyledim. Ya sırçalı köşklerimizde çaylarımızı içiyoruz, ayaklarımızı uzatıyoruz, televizyonlarımızı izliyoruz. Ama dışarıda o görünmeyen dünyada insanlar gerçekten muzdarip. İnsanlar sokaklarda aç.
günlerce evlerine gitmemiş, öyle değil mi Fatih? Yıllarca benim. Yıllarca evlerine gitmemiş. Kaç yıldı? 3 yıl 7 24 sokak. Psikolog olmadı. Biraz sokaklarda o gördüğün tehlikelerden bahseder misin? Yani Muhammed abi, diyorum ya hikaye uzun, biraz sokak kısmına geçelim. Biz bu konuyla ilgili de bir kitap yazdık. Hani evet. Yaşamak istiyorum diye. Şöyle gösterelim mi? Evet. Bana ben alayım istersen onu. Şöyle. Burada aslında hepsi var hikayenin. Hepsi demeyelim de işte söyleyebildiklerimizi, ifade edebildiklerimizi oraya yazdık abi. Sokakta tam bir ölüm ve kalım mücadelesi var Muhammed abi. Şimdi uyuşturucu bağımlısı gençlere zaten hor bakıyor toplum. Yani zaten az önce Şenol abi de güzel söyledi. Toplumun kabullenmediğini biz de kabullenmiyoruz. Yani zaten toplumsal ön yargılara takılıyorsun. Burada abi uyuşturucu içen gençlerin sokakta takıldıkları 3-4 durum var. İşte bir tarafı abi sinyalci dediğimiz kısım, bir tarafı hırsızlık yapan kısım, bir tarafı kağıt toplayan, hepsini söylemiyorum. Tabii kağıtçıların içerisinde insanlar da var. Ben sokakta kalırken abi çok büyük acılar çektim ama benim için çok önemli bir hikaye vardır. Ondan bahsetmek istiyorum. Eroinmanım abi. Kullandığım madde iğneyle kullanıyorum. Çok uzun zamandır da kullanıyorum. Yani 5'lik iğneyle 4-5 tane maddeyi karıştırıyorum. Bunun içine arkadaşları da karıştırıyorum. Öyle kendime enjekte ediyorum. Artık zaten bağımlı olan çocuklar kışın ya metrobüslerin arka kısımlarında yatar, ya hastanelerin acil servislerinde ya da metruk mekanlarda. Artık hastaneler bizi tanıdığı için almıyordu içeri. Metrobüsler de bizi gördün mü duraktan hızlı geçiyordu. Artık anlamışlardı. Benim de bir metruk mekanım vardı. Ben de orada kanıyordum. Ok Meydanı'nda Yanık Ev diye bir yer. Kış 2016'nın galiba, İstanbul'un hızlı bir kışı. Tipi var. Ağır bir tipi var İstanbul'da. Donmak üzereyim. Acil servise gireceğim, almıyorlar. Ya diyorum ki donacağım, öleceğim yani diyorum. Bana ne diyorlar kardeşim diyorlar. Senin gibi bir sürü insan var diyorlar. Biz mi bakacağız diyorlar bu kadar insanlara. Güvenlikler bizi sokağa doğru itiyordu. Metrobüslere zaten binemiyoruz. Donmak üzereyim. Çıktım oradan, dedim ki gideyim metruk mekanda bir battaniyem var, onu üstüme atayım. Ama giderken de 2-3 tane iğne yapmışım. Yeter ki onu hissetmeyeyim. Böyle o soğuk, böyle bir sıtma gibi düşünün. Kalbim duracak. 2-3 adım duruyorum, bekliyorum. 2-3 adım durup atıp bekliyorum. Vardım metruk mekana. Odaya girdim. Tek umudum o battaniye yani. Beni ısıtacak tek umudum o. Gittim, o da taş gibi olmuş. Dedim Allah'ım, dedim hayat hikayem bitti galiba. Çünkü donacağım yani, hissediyorum. Yani orada yere düşmek üzereyken, yani böyle ilhamen diyelim, içime bir ses geldi. Yan tarafa bak gibi böyle. Yan tarafa geçtim. Yani geçtim, karşımda 3 tane köpek var. Enteresan bir durumdur. O hikaye benim için çok önemlidir. Ben orada Allah'ı tanıdım aslında o hikayeyle. Dizlerimin üstüne çöktüm. Sinema perdesi kapandı. Her şey simsiyah. Yani donarak öldüm gibi yani. Bilmiyorum. Tabii Azrail Aleyhisselam'ı görmedik de. Yere yattım abi. Yere yatmışım. Ben aslında dizlerimin üstüne düşüp yüzüstü düştüğümü hatırlıyorum. Düştüğünde tam nasıl yattığını bilmiyorum. Evet. Sonra baktım biri beni sırt üstü çevirmiş. Bir köpek sağıma yatmış. Bir köpek soluma yatmış. Bir köpek üstüme yatmış. Kalktım, bir sıcaklıkla kalktım sabah. Tabii o zamanlar anlamıyorsun. İşte akşam iadeyi ziyarete gidiyorsun. İşte yanında tavuk almışsın, kemik almışsın. Köpekler sana güzellik yapmış ya, sen de onlara güzellik yapmaya gidiyorsun. Ayırdıktan sonra fark ettim abi. Benim için gerçekten bana Allah'ı tanıtan bir noktadır. Allah bitti demeden kimse bitiremezmiş. Onu hissettim orada. Bir de hani derler ya, Allah'ın gizli orduları var. Orada ben Allah'ın gizli ordularıyla tanıştım aslında. Çünkü inanın orada yaşamam mümkün değildi. Sokakta diyorum ya, tam bir ölüm kalım mücadelesi var. Ben de işte bir olay yaşadım, ondan bahsetmeyeceğim. Arkadaşlarımın, yani o hırsızlık yapan, uyuşturucu için hırsızlık yapan, bir marketten malzeme çalıp öbür markete götürüp eroin parası almaya çalışan arkadaşlarımın o malzemeler için, yani çalınan bir işte mama için ya da bir bebek bezi için saatlerce dövüldüğünü biliyorum. Yani öldü diye bırakıldığını biliyorum. Benim de öyle bir zeytinyağı hikayem var. Zaten hayat hikayemin tamamında var o. Bana gösterdi toplumun içerisinde. Uyuşturucu bağımlısı ya. Evet. Öldürmek mübah. Yani o şey ya, şeytan yani. Ya bu çocuklar uzaydan gelmedi Muhammed abi. Onun halasının oğlu, onun teyzesinin oğlu, onun amcasının oğlu. Ama bizim bir Türk toplumunda maalesef şöyle bir yargı var. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Bir zaman evimizdeki konforumuzu sağlayalım. Ama benim hissettiğim, benim gördüğüm, eğer
biz az önce dedin ya bir seferberlik var. Eğer biz bu uyuşturucu bağımlılığı için, bak sadece uyuşturucu bağımlılığı, diğerlerini saymıyorum. Topyekun bir seferberlik başlatmazsak inanıyorum şuralara gelecek bir 10-15-20 sene sonra. Birçoğu okula göndermeden çocuğunu rehabilitasyon merkezlerine göndermek zorunda kalacak. İşte burada benim Mahmut kardeşim var, telefona bakıyor. Hocam dedi 14 yaşında dedi eroin krizinde olan çocuk var, burayı alabilir miyiz? 14 yaşında bir çocuk nasıl eroin krizinde olabilir? Kardeşim ekmek vermesen ağlar bu çocuk ya. Yemek vermesen ağlar. Ben buna da bir kere daha şahit olmuştum. Bir çocuk geldi 11 yaşında bana getirdiler. Bir belediye gönderdi, ismini vermeyeceğim. Çocukla görüştüm. Çocuk eroin krizi çekiyor. Ben merak ettiğim şey bir burayı için çok önemli. Evet. Çok önemli bu. Ama bir araya gideceğiz kısa. Bir araya söyleyeyim gideceğiz. Bitireyim abi. Ondan alayım. Sonra araya gideyim. Alayım. 11 yaşındaki çocuğa sordum, benim o öğrenmek istediğim toplumda ne kadar bu yaşlarda 50 taneye yakın böyle çocuk var dedi hocam benim etrafımda. 11 ile 14 yaş arası. Ya bu ne demek ya? Ama bu konu çok önemli bir konu. Evet. Aradan sonra devam. Eyvallah. 50 tane çocukta kaldı. Sevgili izleyiciler, kısa bir ara Söz Meydanı kaldığı yerden, yaşamın merkezinden devam edecek. Efendim, Söz Meydanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'deyiz. Silivri'deyiz sevgili izleyiciler. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Duygulanmamak mümkün değil. Çünkü Silivri'de yaşamın merkezindeyiz. 50 tane evlat demiştin, 50 tane çocuk demiştin. Oradan devam edelim mi? Yani bence enteresan bir durum var. 11 yaşındaki çocuğun etrafında 11 ile 14 yaş arasında artık oluşmuş 50 tane uyuşturucu bağımlısı. Benim çok tuhafıma gitmişti. Yani geldiğim noktada iş buralara kadar düşmüş. Ve hiçbir müdahale edilmemiş. Nasıl 9-10 yaşındaki çocuklara bulaşmış? Ben Muhammed abi ince bir çizgi görüyorum. Bağımlılıkla mücadelede kimsenin bir desteği yok. Tamam, uyuşturucuyla mücadelede kolluk kuvvetlenmiş. Bu başka bir alan. Şimdi burada bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Yani sanki hiç biz yokuzmuş gibi davranılıyor bize. Biz bir yerdeyiz, bir yeri kapatmışız. Etrafımız da kapalı. Hiç kimse bizi görmüyor, hiç kimse bizi duymuyor. Bak arkada 50-60 tane şu an iyileşmekte olan madde bağımlısı var. Elhamdülillah. Kendileri açıklamıştı bunu. Evet. 2 ila 3 başka bir sağlık personelinden de şunu aslında maalesef üzülerek duymuştum. Bu iyileşme oranı da aslında gerçekleri yansıtmıyor. Ya. Çünkü diğer uyuşturucudan farklı kimyasallarla onun yerini dolduruluyor. Aslında maalesef. Farklı bir uyuşturucuyla tekrar maalesef o da elimizde değil. Peki bir soru soracağım. Net cevap verirseniz çok evet, sevineceğim. Tamam. İzleyeceğimiz bizi pür dikkat izliyor. Can kulağıyla izliyor. Evet. 10 kişide kaç kişi, 100 kişide kaç kişi, 1000 kişide kaç kişi iyileşiyor? Muhammed abi bu eğer takip süreciyle belirlenebilecek bir sonuç. Şimdi Amatem'den bahsettiniz, ondan sonra hemen oraya gireyim. Amatem'in kendi kurucusu, burası bir iyileş. Bak o odun bile yıkıldı Amatem'i duyunca. O bile dedi ne oluyor? Amatem'in kendi kurucusu buranın bir detoks merkezi olduğundan bahsediyor. Sadece fiziksel olan kısımdan bahsediyor. Ben bunu kendi röportajında okumuştum. Bundan sonra kişilere bir süreç lazım. Aslında şimdi az önce dedin ya birinin yerini başka bir şey alıyor. Bu çok önemli bir husus abi. Uyuşturucu bağımlılığı bir beyin hastalığı, duygu kökenli bir hastalık. Uyuşturucular duyguları bastırıyor aslında. Duygular tam ortaya çıkmaya başlıyor. Kişi tekrar o duygularla baş edemediği için uyuşturucu alıp onları hallediyor. Şimdi gitti işte. Tıbbi süreçlerden destek almaya başladı. Onun yerine ilaçlar koyuluyor bu sefer. İlaçlar çekilmeye başlıyor. Duygular bir daha ortaya çıkıyor. Tekrar ilaçla bastırılıyor. Kişi burada ilaçla uyuşturucu arasında sıkışıyor abi. Yani bir kısır bir döngü. Diyor ki ulan torbacıya gidiyorum bu iş olmuyor. Hastaneye gidiyorum bu iş olmuyor. O zaman bu işten kurtuluş yok. Bağımların zaten arasındaki temel fikir bunu bırakmak yok, ara vermek yok. Ara vermek var. O yüzden belli bir süre mücadele ettikten sonra mücadeleyi bırakıp kendini uyuşturucuya teslim ediyorlar. Çünkü işi bilmiyorlar. Burada rakamları istedin ya benden abi. Doğru müdahale olursa rakamlar verilebilir. Bizim bir takip sistemimiz var. Biz o takip sistemiyle rakamları yakalıyoruz. Mesela işte 10'da 8 diyelim.
%80 diyelim. 1800'e kadar bir, bu dünyada böyle bir istatistik yok. Bizim modelimiz biraz İtalya'da San Patrignan modeli var. Ona benziyor. Biz burada eğitim ve rehberlikle bu süreci yönetiyoruz. Çünkü kişinin duyguları hasta. Duyguları hiçbir ilaç iyileştirebilir mi abi? Eğitim ve rehberlikle. İlaçsız ve ücretsiz bir şekilde. Tabii. Burası önemli. Abi eğitim, zaten en önemli rehberlik, ilaçsız, ücretsiz. En önemli nokta ilaçsız ve ücretsiz olması. Çünkü evet, kişi zaten hep çıkar üzerine bir ilişki kurmuş. İlk defa çıkarsız bir ilişki görüyor burada. Birileri gerçekten ona menfaatsiz yardım ettiğini görüyor. Ya diyor, ne oluyor? Buraya gelen her bağımlı diyor. Ulan ilk 3 günde diyor, acaba beni bir şeyde mi kullanacaklar? Bunlar bana neden ilaçsız ücretsiz yardım ediyorlar? Çünkü bağımlıda şöyle bir şey var. Bir şey aldığında bir şey vermesi lazım. Bir şey vermemişse kesin orada bir şey var. Buraya geldiklerinde de ilk öyle hissediyorlar. Sonra zaten programa teslim olar. Burada biz bir kolektif sistem bulduk. Modern psikolojiyle iman hakikatlerini birleştirdik. Eğitim ve rehberlik dedik ya. O duyguların dönüşmesi lazım. Hastalıklı duygular eğer kaynağa bağlanmazsa kişi dönem dönem temiz kalabilir. Dönem dönem bırakabilir. Tekrar uyuşturucuya geri dönüşü çok kolay olabilir. İşte burada psikologumuz var, bağımlılık danışmanımız var, ex-user'larımız var, manevi değerler eğitmenimiz var. Burada işte o duyguların dönüşümü için dedik ya, modern psikolojiyle iman hakikatlerini birleştirdik. O duyguları onunla beslemek lazım. Eğer maddesel materyallerle beslersek kişi maddedeki hazın zirvesini biliyor ya. Sen neyle bunu besleyebilirsin? Yok tatile git, yok bilmem ne yap. Adam bunun zirvesini biliyor. Bu doyurmuyor onu. Burada gerçek dönüşüm, ruhsal uyanış ve duygusal olgunlaşmanın gerçekleşmesi lazım. Bunun için de bir metot lazım. Eğitim metotları lazım. Biz burada o metodu çok iyi geliştirdik Muhammed abi. Yani 10'da 8 dememizin sebebi, şimdi bizde 3 ay 6 ay bu süreçte hizmet görüyorlar. Hadi git, seninle işimiz yok. Bak birazdan Cumhur kardeşimizin ismini yazdık. Mesela kendi 6 senelik. Hala takip ediliyor. Takip ediliyor, bu istatistikler öyle veriliyor. Sen kaç senedir ayıksın? Ben 8. seneme girdim. 8 senedir hiç yok mu? Temizim elhamdülillah. Temizsin değil mi? Elhamdülillah. Tam anlamıyla. Yani metot bu ama aslında değil mi? Abi, yani şimdi aslında yurt dışında da bazı bununla alakalı çalışmalar var. Bu çalışma ne? Bir, tetikleme kısmı. Evet. İki, pattern yani alışkanlık kısmı. Evet. Üç, haz kısmı. Evet. Şimdi bir toplumun alışkanlıklarını değiştirirsen Fatih, aslında o toplumu yok da edebilirsin. Bir toplumun alışkanlıklarını değiştirirsen o toplumu alkolik ya da uyuşturucu madde bağımlısı yapabilirsin. Şimdi bu anlamda patern oluşmayla ilgili Emre'ye geçelim. Psikologumuza geçelim. Emre Saka bu yoldan geçti. Aslında yanlış bir patern oluşturmuştu ama kendi iradesiyle o alışkanlığı terse çevirdi ve bunu ben taşlandırmalıyım dedi. Neydi bu taşlandırma? Karanlıktan ışığa giden yolda başka karanlıktakilerin elinden tutmaktı. Şimdi burada Pusula Ayık Yaşam Derneği'nde o karanlıktaki kardeşlerimizin, Emre, elinden nasıl tutuyorsun bir psikolog olarak? Öncelikle onlara, her bağımlı yoğun bir umutsuzluk duygusu içinde oluyor. Çünkü Fatih Hocam'ın da dediği gibi sokakta bize hep denilen uyuşturucu bırakmak yok, ara vermek vardı. Biz hep bırakamayacağımıza inandırıldık ve birçok başarısız girişimimiz oldu zaten. Şimdi yeni gelen bağımlı kardeşlerimiz uzun süre ayık kalan bizleri görünce bir umut yükseliyor. Bu umut yükselmesi zaten motivasyon açısından çok önemli. Onun haricinde Fatih Hocam'ın dediği gibi ayık yaşam dersleri, samba dersleri vesaire, bunların hepsini birleştirip 3 ayda kişiye ayık yaşamı nasıl sürdürebiliriz, bu alışkanlık paternlerini nasıl kırabiliriz, bunu öğretiyoruz. Normalde şöyle, her bağımlı aslında bir süre içmeden durabilir. Önemli olan bırakmak değil, ayık yaşamı sürdürebilmek oluyor. Herkes bırakabiliyor. Bir ay her bağımlı durabilir. Önemli olan o bir aydan sonra ayık yaşama adapte olabilmek. Burada da dediğiniz gibi sizin bağımlı olduğumuz süreçte değişken alışkanlıklarımızı tersine çeviriyoruz. Burada onun üzerine yoğun eğitimler alıyoruz. Şunu görüyoruz ki bağımlı kardeşlerimizin yaptığı hataların birçoğu bilgi eksikliğinden oluyor. Bağımlılığın hastalık olduğunu bile burada öğreniyorlar birçoğu. Ben diyor hasta mıymışım diyor. O da kendini yoğun suçlamış. Aileler şaşırıyor. Hasta mıymış, hastalık mıymış tarzında. Toplumumuz da bu konuda çok ne yazık ki bilinçsiz. O yüzden hep bağımlılar ötekileştiriliyor. Sanki bilerek, isteyerek bunları yapıyormuş gibi davranılıyor. Ama
toplum bunun bir hastalık olduğunu öğrenince gerçekten bakış açısı değişip bağımlılara yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yüzden toplumumuzda çok bilinçlenmeli diye düşünüyorum. Aile eğitimleri de yapıyor. Sadece bağımlılığın alışkanlığı değil, ailenin de alışkanlığı. Bunların bir sac ayağı var değil mi? Tabii. Yani bağımlı, aile, evet, ve toplum. Aslında üçlü, evet, bir sac ayağı var bu işin. Biraz ondan bahsetmek ister eğitimleri. Misin Emre? Yani aile. Biz mesela veli akademileriyle ilgili, sosyal bağımlılıkla ilgili konferanslar veriyoruz. Ama aile olmazsa olmaz diyoruz. Toplum olmazsa olmaz. Ve bunu topluma arz edenler ortadan kaldırılmazsa da olmaz diyoruz. Şimdi arz meselesine geleceğiz ama çok büyük bir iş yapıyorsunuz Fatih. Farkında mısın bilmiyorum. Bir seferberlik ilan etmişsin. Talep edenleri ortadan kaldırdığında arz edecekler talepkarları bulamayınca, bravo abi, ne yapacaklar? Bravo abi. Değil çok mi? Güzel bir tespit. O yüzden hedeftesin Fatih. Dikkat et. Özellikle söylüyorum. Akışlayalım. Evet. Şimdi Emre, bir virgül koyalım, geleceğim. Toplum. Emre'nin, Muhammed abi, burada dedin ya bağımlının eski alışkanlıkları, evet, değişiyor. Ailenin de eski alışkanlıkları değişmezse bu iş çözülmüyor. Çok önemli, bravo. Burada da Emre hocamız 8 oturumluk bir aile eğitimi yapıyor. Yani biz sadece bağımlıya eğitim, hı-hı, değil, aileye de eğitim vermemiz gerekiyor. Ailenin de eğer eski alışkanlıklarını kırıp yeni alışkanlıklara geçiş sürecini desteklemezse, sadece bağımlı alışkanlıklarını değiştirse bile aile onun, dediniz ya, tetikleyici. Bir tetikleyici faktörü oluyor. Maalesef ve maalesef uyuşturucuya geri döndürüyor abi. O zaman hemen Şenol'a geçelim. Evet. Tetikleme kısmı bir insanın yola çıkmasıyla alakalı, haritayı bekleyen, haritayı belirleyen aslında histir değil mi? Tetikleme kısmı. Alışkanlık patern kısmı, bazal ganglia'ya yazılan patern kısmı da, siz aynı zamanda danışman, burada öğreticisiniz, evet, danışmansınız, bağımlılık danışmanısınız. Aynı zamanda bazal ganglia'ya bir hareket yazan kısımdır, yazdıran kısımdır. Sonra da bir haz duygusu vardı değil mi? Bu haz alma duygusu ve tetikleme kısmı aynı kaldığı sürece siz patern kısmını, hareket kısmını istediğiniz yerde değiştirirsiniz. Şimdi sevgili izleyicilerimize özellikle bir örnek vereceğim. Ben bisiklet kullanmayayım hiç. Kullanmamış olayım. Bisiklete binmeden önce Şenol, ben bisikleti kullanamam değil mi? Önce ayağımı basarım yere, sonra sallanırım, hedefe gidemem. Şimdi senin alışkanlıkla, bir alışkanlığım yok ya, melekelerim yazmamış bazal ganglia kısmına. O yüzden onu normal rutininde otokontrol sistemimi geliştirerek hemen ilk etapta yapamam. Şimdi bir de normal insanların, sağlıklı insanların hareketlerini, yani iyi hareketlerini değiştiren unsurlar var ki senin patern kısmında, alışkanlık kısmında, beynindeki bazal ganglia'ya uyuşturucu madde kullanmayı kim öğretti? Yani o bisikleti orada kim kullandırmayı öğretti sana? Nasıl başladı? Buradan başlayalım lütfen. Çok güzel bir yere değindin Muhammed, buyurun, abi. Alışkanlıklar bir süre sonra ihtiyaç haline geliyor ve ihtiyaçların sonrasında bizim uyuşturucu kullanmamızla beraber bağımlılık evremiz ortaya çıkıyor. Şimdi normal insanlarla bizim alışkanlıklarımız aynı değil. Çünkü normal insanların içme problemi yok. Biz bağımlılarda içme isteği çok yoğun olduğu için bağımlılık haz odaklı bir hastalık aslında. Yani diğer insanlarda